Cinlerin Sözleri. Cinlerden bazen çok hikmetli sözler de zuhur edebilir. Sırrı Sekati Hazretleri şöyle buyuruyor. Bir gece dağda yapayalnız gidiyordum. Birden bir ses işittim, şöyle diyordu. Ölüm korkusu ile kalbini hariçte gezdirip durma. Nitekim Cenab-ı Hak biz kulumuza şah damarından daha yakınız. Onun gizli ve aşikar hallerinden haberdarız buyurmuştur. Bu söz üzerine sordum. Cin misin yoksa insan mısın? Cinniyim ve Cenab-ı Hakk'a iman edenlerdenim. Yanımda kardeşlerimden birkaç cinni daha var dedi. Onlardan da senin gibi güzel sözler söyleyen var mıdır diye sordum. Cin fazlasıyla vardır cevabını verdi. Bunu takiben ikinci nidaya muhatap oldum. Sendeki zaaf ve uyuşukluk ancak tefekkür ile zail olur deniliyordu. Bu hitaptan çok duygulandım ve ağladım. Biraz sonra şöyle nida ediliyordu. Bir kimse karanlıklara ünsiyet edince kendisine nurlar açılır. Bunu işitince kendimden geçtim. Kendime geldiğimde göğsüme bir nergis konulduğunu gördüm. O nergizi koklayınca bendeki çekingenlik gitti. Onlara karşı bir ünsiyet hasıl oldu ve onlarla görüşmeye başladım. Cenab-ı Hak sizden merhametini esirgemesin. Bana bir tavsiyede bulunun dedim. Cenab-ı Hak muttaki olanların kalbinden gayri kalpleri zikri ile ihya ve ünsiyet ettirmez. Bir kimse takvaya başvurmadan zikrullah ile meşgul olurum derse yanlış bir yol tutmuş olur. Allah Celle Celaluhu bizi ve seni hayra muvaffak etsin dediler ve ayrıldılar. Cinlerin hakikatlerini göremediğimiz ve bizden gizli oldukları için onları herhangi bir şekilde görür de onlardan hikmetli sözler duyarsak, o sözlerin ancak ayet ve hadise uygun olanlarını alırız. Cinler önce muttaki bir cinmiş gibi çeşitli söz ve hareketlerle güven sağlayıp kandırır. Sonra yavaş yavaş insanı dinden uzaklaştırır. Bazen ameli işlerle, bazen de insanın hiçbir haberi olmadan itikadi yönden yoldan çıkarırlar ki bunu inşallah ileride daha da geniş anlatabiliriz. Cinler hakkında daha geniş izahat için tefsirlerden ve cin suresine bakabilirsiniz.